Şimdi antrenman dediğiniz zaman e-sporda şöyle enteresan bir limit koymak gerekiyor. Herhangi bir sporda, tabii satranç vesaire gibi sporları katmıyorum buna, fiziksel olarak efor sarf ettiğiniz futbol gibi, basketbol gibi sporlarda bünyenin kaldırabileceği antrenman vardır. Çünkü bu aslında nefes, kas yorulması vesaire dayanıyordur. Halbuki e-sporda aslında öyle bir şey yok. E-sporda çocuklar 12 saatte oynayabiliyor. Dolayısıyla takımlar onların limitlerini biraz mental olarak çocukları yakmamak üzere, yani el-göz koordinasyonu hızlandıran, takım stratejisini ve taktikleri geliştiren ama aynı zamanda çocukları yakıp bitirmeyen bir düzenekte Gaming House diye duymuşsunuzdur. Bu çeşitli e-spor takımlarının aslında evleri var. Çocukların hem orada kaldığı, hem idmanlarını yaptığı, gıdalarına baktıkları ve en iyi takımlarda bu. Ayrıca spor da yaptıkları fiziki olarak. Dolayısıyla profesyonel sporcu gibi kendilerine baktıkları ama oyunun gereksinimi itibariyle bazen mental olarak yanmalarının daha riskli olduğu, anlattığım limitasyonlar sebebiyle oraya dikkat ettikleri bir durum. Dolayısıyla idman var ve önemli de el-göz koordinasyonu geliştirmekte. Ama daha da önemlisi çocukların daha genç yaşta bu işe girip belki de elenmesi daha enteresan olduğu dijitalde ve dolayısıyla mesela bir futbolcu herhangi bir Türkiye'nin herhangi bir köyünden çıkma hikayesi e-sporcudan farklı. O sporcuda biraz şans gerekiyor. E-sporcuda ise sürekli oynuyorsa dijital olarak birilerinin gözüne batıyor ve daha genç yaşta daha çok yol kat etme ihtimali yüksek. Dolayısıyla da eğitimi daha kritik belki de. Ve bulunduğumuz nokta itibariyle şu anda Türkiye'de ne kadar ileri derseniz tabii soru işareti ama 30 küsür tane profesyonel kulüp var ki çocuklara dikkatle eğiliyorlar, bakıyorlar ve tekrar belki de şunun altını çiziyoruz. E-spor federasyonun kurulması bundan dolayı da önemli.